Hepinize merhaba dostlarım. Bu videomuzda hızlandırılmış 3 kursluk C# eğitim serisini çekeceğiz. Bunun ardından Selenium'lara, framework'lere vesaire giriş yapacağız. Tasarımsal değişiklikler nasıl yapılabilir? Bir sürü şeyler katacağım size. Fakat onun öncesinde kanalıma aşağıdan abone olup şu kartlardan bir yerden diğer videolarıma göz atabilir, yaptığım yazılımlara ulaşabilir. Aynı zamanda bu videoya like atın ve yorum atın lütfen. Her neyse C# nasıl yazabileceğiz onu anlatacağım size. İlk başta Visual Studio'yu yüklemeniz gerekiyor. Onu çok basit bir şekilde yüklersiniz. Yani bilgisayar kullanmış biriyseniz zaten yazılıma başlayacaksınız. Bilgisayar mutlaka kullanmışsınızdır. Bilmiyorsanız da başlamayın. Her neyse Visual Studio'muzu açıyoruz. Visual Studio'muzu açtıktan sonra böyle bir ekran çıkıyor. Ben 2017 kullanıyorum. 2019'da kullanabilirsiniz. Hepsinde de aynı. Windows Form uygulaması kısmına tıklıyorsunuz. Yani from Windows Form Application. Burada proje adı giriyorsunuz. Proje adımız ders 1 olsun. İlk başta yani ben size bu kursta C# temel anlamda neler bilmeniz gerekiyor onu anlatacağım. Bunun dışındaki şeyler hani kompleks işler için kullanacağınız şeyler. Küçük bir form ekranımız açıldı. Şimdi bu form ekranına butonlar vesaire ekleyebiliyoruz. Ama nasıl? Hemen göstereyim. Sol kısımda araçlar kısmı var. Bu kısımda bir sürü şey var. İşinize yarayacak, yaramayacak. Belki de tamamını kullanacaksınız. Tamamen size kalmış. Fakat bunlardan sadece text box kullanacağım. Butonu kullanacağım. List box'ı falan kullanacağım. Farklı şeyler kullanmayacağım. Timer falan kullanırım büyük ihtimal. Notification falan. Onlara girer miyiz? Neyse ilerleyen zamanlarda belki gireriz. İlk başta şuraya merhaba dünya yazdıralım. Bu vazgeçilmez bir şey olduğu için. Formun adıyla şuraya bir tane level. Label bu arada yazı alanıdır. Yazı alanına istediğin şeyi yazabiliyorsunuz. Bu kadar. Açıklama tek giriyorsunuz yani. Bir tane de buton. Bir tane de butonumuz var. Şimdi biz bunların içeriğini nasıl değiştirebiliriz? Hadi şu neyse şunu sonradan değiştireceğiz ve şu form 1 yazısını değiştireceğiz. Fakat bu butonu nasıl değiştireceğiz? Sonradan da değiştirebiliriz ama sizin işinize yaraması gerekiyor. Sağ kısımda özellikler kısmı var. Şimdi sağ tıklayıp özelliklerde diyebilirsiniz. Bunu dedikten sonra zaten direkt text kısmı açılıyor. Text kısmına çalıştır diye bir komut giriyorum. Sonra aşağıya şöyle bir yapalım. Buraya gelelim. Şu label 1'e merhaba dünya yazdıralım. Butonumuza çift tıklıyorum. Butona çift tıkladıktan sonra level 1 level 1 olarak geçiyor. Şuradan da göstereyim. Şuradaki adı neyse onu yazacaksınız. Level 1 nokta level 1'in yazısı yani teksti eşittir. İçine ne eklenmesi gerekiyor? Çift tırnak merhaba dünya nokta 2,2 nokta üst üste yani. Formumuzun tekstini nasıl değiştireceğiz? Şu form 1 yazısını. Buraya da hemen form 1 ya da diz de diyebilirsiniz. Diz nokta text eşittir. Ders 1. Ders 1 yazsın. Sonuna da mutlaka noktalı virgül koymanız gerekiyor. Her kodun sonuna. Bazı istisnalar var. Aynı şunun gibi. If yazıp çift tab tuşuna basarsanız caplock'un üstünde açacaktır. Şunun buraya çiftinde koymayacaksınız. Şuraya koymayacaksınız. Bunun içeriğini işte değiştireceksiniz. Label 1'in teksti label 1 ise merhaba dünya yazsın. Böyle de ayarını yapabiliyorsunuz. İleride geleceğim o kısma. Her neyse Ctrl+S deyip kaydettim ve başlat diyorum.
Bu arada CTRL-S'yi öyle bir alışkanlık edineceksiniz ki. Video izlerken CTRL-S'ye basar mı bir insan ya? Neyse. Çalıştıra bastığım zaman formumuzun adı ders 1 oldu. Merhaba dünya yazısı da buraya geldi. Gördüğünüz gibi. Bu arada çalıştırmayı da şu başlat kısmından yapıyoruz. Dilerseniz de çözümü yeniden derlemek veya çözümü temizleyebilmek. Yani temizle dediğimiz zaman klasördeki, debug klasöründeki dosyalar temizler. Yeniden derle dediğiniz zaman onlar siler, tekrardan oluşturur. Başka size temel anlamda küçük küçük ilerleye gideceğiz. Bu videomuzun konusu da değişkenler olsun. Değişkenler olsun. Değişkenlerde çarpma toplama işlemleri yaptıralım. Bunu da ekranımıza yazdıralım. Level 1'imizi şuraya alalım. Çalıştır dediğimiz zaman hesaplamalar buraya gelecek. Hesaplamalar buraya gelecek yazsın. Forumumuzun adı da ders 1 olsun. Textbox 1'imizi şöyle alalım soldan. Bu metin kutusu. Bu metin kutusuna istediğiniz her şeyi yazabiliyorsunuz. Çalışır alanda. Bunda da yazabilirsiniz tabii text kısmına da. Her neyse. Burada sonuçlarımız çıkacak dostlarım. Biz de burada çalıştır diyeceğiz. Hemen gelelim kod kısmımıza. Butonumuza çıktıklayarak girdik. İsterseniz de F7 tuşuna basıp kod kısmına erişebilirsiniz. Neyin üstündeyseniz. Her neyse. Değişkenler atayalım. En çok kullanacağınız değişkenleri ekleyeceğim ben. Bytes sayı ya da ne diyelim tek ya da kapasiteli. Dostlarım bunda sayı sınırınız var. 0'dan 9'a kadar olması gerekiyor. Ya da 128 mi ne o civarda. Bunu küçük böyle kontroller yaparken falan kullanacaksınız. O yüzden fazla önemli değil. İlerleyen zamanlarda pratik yaparken o zaman işinize yarayacak. Int bu sizin işinize mutlaka yarayacaktır. Sayı değişkenleri. Buna 20'ye 10 yazalım. String de adı üstünde text yani yazı. Yazınız bunun içerisine atabiliyorsunuz. String yazı eşittir hesaplamalar. Şimdi dostlarım iki tane int değişkeni atayalım. Topla çıkar. Topla çıkar. 100'den 46'yı çıkartsın. Ve yazı kısmına yazı değişkeninin içine atalım. Bu yazı değişkenini de level 1 ya da level 2'mizi text box'ımızın içine atalım. Text box'ımızın içine atalım. Gelelim. İn topla yapmıştık. Topla. Eksi. Çıkart. Çıkart yazmışım. İki nokta üst üste. Fakat bunu neyin içine atacak? Bu çok önemli. Parantez içine alalım. Parantez içine aldıktan sonra yazı kısmımızı yazı eşittir yapalım. Fakat yine bir hata alıyorsunuz. Bunun sebebi de nokta toString yapmanız. Yani yazı alanına sayı atıyorsunuz. Bu da size hata veriyor. Nokta toString yazarsanız bu hatayı çözersiniz. Fakat hepsinde geçerli değildir tabii ki de. Böyle sayılı değişkenleri oraya atarken bunu kullanabilirsiniz. Parantez için aldım. Çünkü sadece çıkarta toString yapmış olacak. Yani sadece çıkartı sayıya tekste dönüştüreceksiniz. Parantez için alırsanız tamamını yani toplama çıkartmayı yapıp ondan sonrasını string'e çevirecek. Yazımızın içine attık. Bu yazımızı da text box'ımızın içine atalım. Textbox.text eşittir yazı. CTRL-S'imizi yapalım. Başlatalım bakalım ne olacak. Çalıştır diyorum. Ders 1. Hesaplamalar buraya gelecek. 2 nokta üstte 54.
Gördüğünüz gibi hesabımız buraya geldi. Küçük toplama çıkartma işlemleri. Bunun dışında kullanacağınız farklı değişken bool var. Bool. Bu da true false değer döndürebiliyor. Yani bir şey olumluysa true, olumsuzsa false. Ya da bir değişken atarsınız, if yazarsınız, if'e şeyler verip koşullar verirken kullanabilirsiniz. Bazı kontrolleri bununla yapabilirsiniz. Bool true TRFS TRFS olsun. Bu da false olsun ilk başta. True false. If'i göstermeyeyim. Başka kullanacağınız değişken yok dostlarım. Toplama çıkarma işlemleri de böyle işte. Hesap makinesi gibi kendiniz yapabiliyorsunuz. Dilerseniz şu eksiği artı yapıp artıyı da çıkartabilirsiniz oradan. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. 46 ile 100'ü topladı gördüğünüz gibi. Farklı size ne gösterebilirim? Hızlandırılmış bir kurs oluyor. Umarım anlıyorsunuzdur. Neler yapacağınızı ya da öğrendiyseniz bir şeylerden pekiştirmeniz için çekiyorum bunu. Aynı zamanda hızlı öğrenen biriyseniz bu kurs çoğu sizin için de çok yarayacaktır. Şimdilik bu kursun sonuna gelelim. İlerleyen kursumuzda döngüler ve if alanını işleyeceğiz. Bu sayılar neye göre eklensin, neye göre eklenmesin, ne olursa eklensin, ne olursa eklenmesin. Ya da 30 tane sayıyı aynı anda eklesin falan öyle şeyler yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu ders sadece teaser'dı. Umarım kanalıma da abone olursunuz ve videoyu beğenirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.